Merhabalar, umarım afiyettesiniz. Bugün size Yehova'nın şahitleri hakkında bir sunumu paylaşmak istiyorum. Bu konu hakkında kısa bir video çekmiştim. Yehova'nın şahitliği şirk midir diye. Ve ben Yehova'nın şahitlerini yani yıllardır, yaklaşık 15 senedir tanıyan bir insanım. İspanya'da yaşıyorken de eve kaç kere geldiler. Bizzat kendileriyle görüşüyorum. Ve buradaki yani tartıştığımız konulardan bir tanesi, onlar kapıya geliyorlar. İsa'nın da bir tanrı olması, tanrıcık olması, Yehova'nın şahitliğine göre Allah, Yehova bir tanrı, büyük tanrı, onun altında da küçük bir tanrı olarak İsa'yı kabul ederler. Bunun böyle olduğunu söyledim. Tabii ben bu videoyu söylerken Türkiye'deki Yehova şahitleri bunu bu şekilde insanlara öğretmiyorlar. Çünkü Müslüman bir insana böyle bir şey söylesen dersen müşriksin. Ki ben Yehova'nın şahitliğinin bir şirk dini olduğunu zaten kabul biliyorum. Enoteist bir din, monoteist değil. Çünkü Allah'tan başka bir tanrıyı kabul ediyorlar. Dolayısıyla bana birkaç kişi Türkiye'den böyle yazı yazdı. Sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Biz ona inanmıyoruz. Halbuki bu söylediğim şey zaten bütün dünyada bilinen bir şey. Yehova'nın şahitleri, kulaklarınızı iyi açın. Allah'tan başka, Yehova'dan başka İsa'yı bir tanrıcık tanrı olarak kabul ederler. Bana bugün benim bu eski videoma cevap olarak birisi Yehova'nın şahitliğini tanımak isteyenler işte jv.org.tr sitesine girsinler diye bir mesaj attı. Bu sabah. Bugün günlerden unuttum. 1.14.2016. Bugün günlerden Ocak 14.2016. Ve hemen girdim buraya sabahleyin. Yani buranın saatiyle sabah. Ve burada İsa Tanrı mı diye bir makale var. Bu Yehova'nın şahitliği sitesinde sorular ve cevaplar kısmı var. Orada birkaç tane soru var. İşte Rabbin saltanatı ne demek vesaire vesaire. İsa Tanrı mı diye Gözcü Kulesi adlı bir acaba yazar mı bir kişi, şahıs. 2009-04-01 işte Nisan ayının 1'i 2009'da bunu yayınlamış. Ve burada diyor ki, şimdi anlatacağım onu. Yani buna inanmayanlar nereden kaynağını nereden alıyorsun diyorlar ki ben diyorum ya Yehova'nın şahitliği zaten buna inanıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde Hristiyanlarla beraber devamlı teolojik münakaşalara giriyorlar başka Hristiyanlarla beraber. Üçlemeye inanmıyorlar. Tanrı'nın, İsa'nın üçlemenin bir parçası olduğuna inanmıyorlar. Fakat onun Tanrı'nın dışında, Yehova'nın dışında bir ilah, bir tanrıcık olduğunu düşünüyorlar. Şimdi bunu ilk defa duyuyor Türkiye'deki kişi. Yehova'nın şahidi olmuş. Belki de hizmet ediyor, kapı kapı dolaşıyor. İnsanlara Rabbin saltanatını anlatıyor. Biz muvahhidiz diyor, biz Allah'a şirk koşmuyoruz diyor Hristiyanlar gibi. Ama haberi yok. Yehova'nın şahitlerinin 100 yıl yani kaç senelik tarihi varsa zaten onların İsa'yı bir tanrı olarak kabul ettiği zaten bilinen bir şey. Ki bu Tevrat'a göre zaten şirktir. Dinle İsrail, Yehova birdir. Ondan başka ilah yok. La ilahe illallah. Bu. İbrahim'in dini bu şekildedir. Ondan başka tanrı kabul etmek şirktir, müşrikliktir. Evet. Şimdi bu İsa tanrı mı demiş burada, bu makalede. İlk önce üçlemeyi reddediyor. Burada biliyorsunuz yani Yehova'nın şahitleri üçlemeye inanmıyorlar. Tamam, çok güzel. Üçleme öğretisini destekleyen bir ayet var mı? İşte yok diyor. Üçlemeyi destekleyen bir ayet yok diyor. Şimdi gelelim şurada. Şunu ben biraz büyüteyim. Evet. Ne? Şu. Yan tarafa alınabiliyor mu? Biraz daha büyüteyim. Şöyle. Sözün kimliği mi kastediliyor? Şimdi Yuhanna 1:1. Okuyayım arkadaşlar. Birçok Yunan din bilgini ve kutsal kitap çevirmeni Yuhanna 1:1'in sözün kimliğine değil bir niteliğe dikkat çektiğini kabul ederler. Hatta hemen burada Yuhanna 1:1'i açalım. Şöyle Yuhanna yazalım. 1:1 yazalım şöyle Yuhanna. Yuhanna 1:1. Ne diyor Yuhanna 1:1? Hatırlayalım. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Şimdi bu sözden yola çıkılarak
Hristiyanlar, üç, yani teslise inanan Hristiyanlar, söz, logos, İsa'ydı. Başlangıçta vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Yani söz de Tanrı'ydı diyerek üçlemeyi, İsa'nın da Tanrı olduğunu düşünüyorlar. Şimdi Yuhanna 1:1'i Yahova'nın şahitleri bakalım nasıl anlıyorlar. Okuyalım şimdi tekrar. Evet, neymiş? Kutsal kitap çevirmeni William Barclay şöyle diyor. Elçi Yuhanna, Theos sözcüğünün başına belgili tanımlık, yani determinant koymadığı için bu özneyi niteleyen bir sözcüktür diyormuş. Böyle bir insan. Başında determinant yok. Yani the God, gerçek God. El ilah, gerçek ilah. Türkçe'de determinant olmadığı için belki birçok kişi bunu çok iyi şey yapamayacak. Ama İngilizce bilginiz varsa o determinant ne demek? O zaman daha kolay anlarsınız. Yuhanna, yani bu Yuhanna evanjelini yazan kişi burada sözü Tanrı'yla özdeşleştirmiyor. Şu anda üçlemeyi inkar ediyor bu. Yani üçlemeyi kabul etmemesinin sebebini şey yapıyor. Yahova'nın şahitleri üçlemeyi kabul etmiyorlar. Niçin? Çünkü diyor ki bu William Barclay, sözle beraber Tanrı özdeşleştirilmemiş. Özetle İsa'nın Tanrı olduğunu söylemiyor. Evet, Jason David Bedun adlı bilgin de şöyle söylüyor. Şimdi burada kendi inançlarını söyleyecek. Yunanca'da Yuhanna 1:1'dekine benzer bir cümlede Theos, yani ilah sözcüğünün başına tanımlık koymazsanız, yani determinant koymazsanız, okuyucunuz herhangi bir tanrıdan söz ettiğinizi düşünür. Herhangi bir tanrı, yani the God değil, İngilizcesi the God, gerçek God değil, a God, a, belirgin olmayan, yani belirli olan bir tanrı değil, a God, bir tanrı, bir tanrıcık. Türkçesi böyle. Yani bir tanrı. İsa onlara göre bir tanrı. Evet, belgili tanımlılığın, yani determinantın olmaması, Theos sözcüğünün tanımlılıklı ho Theos sözcüğünden oldukça farklı kılar. Bu ho Yunanca'daki dı demek. Bir tanrı ifadesiyle, yani İsa bir tanrı ifadesiyle tanrı ifadesi birbirinden ne kadar farklıysa, yani tanrı ifadesiyle bir tanrı ifadesi birbirinden ne kadar farklıysa, bu sözcükler de birbirinden o kadar farklıdır. Bedun şunları ekliyor. Yuhanna 1:1'deki söz tek ve yegane tanrı değil, yani İsa, Yahova değil, üçlemenin bir parçası değil, o değil. Bir tanrı, yani İsa bir tanrı ya da tanrısal bir varlıktır. Evet, sayın Yahova şahitleri, okuduğum yer Yahova şahitleri jv.org.tr'de sorular kısmında. Sonra bu açılıyor. İşte İsa kendini Tanrı'ya eşit gördü mü? Yahova'nın şahitleri İsa'nın kendisini Tanrı'ya eşit görmediğini kabul ediyorlar. Zaten onlar için İsa bir Tanrı. Buna, makalemize geri dönelim. Evet, buna din bilimlerinde enoteist din denir. Enoteist. Yani Yahova'nın şahitleri monoteist değildir. Sadece bir ilahın olduğunu kabul etmez. İsa'yı da bir ilahçık olarak kabul eder. Buna din bilimleri politeizm içerisinde enoteizm der. Neden? Çünkü enoteist dinlerin özelliği mesela Zerdüştlük dini gibi bir tanrı en büyük tanrıdır. Onun aşağısında küçük tanrıcıklar vardır. Mesela Zerdüştlük dinindeki Ahura Mazda gibi en büyük ilahtır. Aşağısında Ahirman, İzzet Ahirman vardır. İzzet Azer vardır, ateş tanrısı. İzzet Mitra vardır, Mitra tanrısı. En büyük Ahura Mazda ilahının altında küçük tanrılardır. Aynı şekilde Yahova şahitleri Yahova'yı tanrı kabul ederler, büyük tanrı.
T'si büyük, altında İsa'yı da tanrıcık olarak kabul ederler. Dolayısıyla bu, siz buna inanabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Fakat benim anladığım, yani bütün monoteist insanların anladığı kadarıyla, Tevrat'ın öğretileriyle, Kur'an'ın öğretileriyle, Yahova'nın yanında, Yahova diyor ki, Yahova birdir. Ey İsrail dinle, Yahova birdir. Ondan başka ilah yoktur. Eğer siz İsa'yı Tanrı kabul ederseniz zaten bu şirk içerisine girmiş oluyorsunuz demektir ve bütün amelleriniz boşa gider. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Bana kaynak sunmuştunuz. Bakalım şimdi bunu Yahova'nın şahitleri nasıl tevil edecekler? Resmi sitesinden, hatta İngilizce sitelerine giriniz, Almanca sitelerine giriniz. Almancanız varsa okuyunuz bunları. Yani Türkiye'deki insanlar zannediyor ki sadece Türkiye'de var bu. Dünyanın her tarafında var Yahova'nın şahitleri. Saygı duyuyorum, inançlarına saygı duyuyorum. İstedikleri gibi inansınlar, fark etmez. Ama insanlara dinlerini anlatırken biz muvahhidiz demesinler. Biz sadece Yahova'nın ilah olduğuna inanıyoruz demesinler. İsa'yı da tanrıcık olarak kabul ediyoruz desinler. Öyle çünkü. Bakalım karşısındaki insan onu kabul ediyorsa ne güzel. Ona inanıyor demektir. Ne güzel dediğim yani... bence bu bir şirk. Ama hani özgür iradesiyle bütün gerçekleri bilerek birçok şeyler var. Bilinmiyor mesela Yahova'nın şahitleri hakkında. Ben onları kötülemek için söylemiyorum. Mesela kan nakli yapmazlar onlar. Çocukları ölüm döşeğinde olsun, trafik kazası geçirsin, hastaneye götürün. Kesinlikle kan nakline izin vermezler. Bazı Tevrat'taki şeyleri yanlış çeviriyorlar, saptırıyorlar bence. İşte kan nakli ölüme terk edebilirler çocuklarını. Siz isteseniz bile yanınızdaki başına işte Yahova işte makam sahibi bir yapmalar kesinlikle. Yahova bunu men etti bize. Ben bizzat şahidim. İspanya'dayken hasta ziyaretine bir hastaneye gittim. Bir odada bir tanesinde yaşlı bir amca vardı. Acil kana ihtiyacı vardı. Oğlu Yahova'nın şahidi kesinlikle istemedi orada. Benim babama kan nakli yapmayacak. Doktor diyor ki bu ölecek bu insan. Hayır, biz buna inanmıyoruz dediler. Ondan sonra ben çıktım gittim. Benim vaktim dolmuştu. Sonrasında ne yaptılar bilmiyorum. Ama bu Yahova'nın şahitleri organ nakline bir de değiştiriyorlar bunları. Yani çeşitli tarihlerde değiştiriyorlar. Bir ara işte birkaç sene boyunca organ nakline şey yapmadılar. Organ nakli kesinlikle yasaktır dediler. Ondan sonra tamam yapabilirsiniz diyorlar. Tabii o arada bir sürü insan öldü. Siz araştırın, kendiniz görün. Bunu sorgulayın. Bunu çok iyi sorgulayın arkadaşlar. Biz de Mesih'in geleceğine inanıyoruz. Ben de inanıyorum Mesih'in geleceğine. Ben de Rabbin saltanatının geleceğine inanıyorum. Biz hatta bazı insanlar Mesih'i çok fazla Mesih'in geleceğini, Rabbin saltanatının geleceğini şey yaptığım için sen niye böyle fazla Mesih'i şey yapıyorsun diyorlar. Hatta ben Mesih'i davanın ne olduğunu anlatan bir video daha yeni çektim. Biz de inanıyoruz İsa'nın geleceğine. Rabbin saltanatının geleceğini ama biz şirk koşmadan yapıyoruz bunu. Rabbimize şirk koşmadan. Evet, şimdilik bu kadar. Ben Yahova'nın şahitleriyle beraber hiçbir problemim yok. Yani ben herhangi bir diyaloğa açığım. Fakat benim burada söylemek istediğim lütfen inancınızı iyi biliniz. Yahova'nın şahitliği nedir? Lütfen araştırınız, görünüz. Ben size gösterdim burada. Evet, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.